Şimdi yanında da bizi 18 sene sonra şampiyon yapan kadronun kalecisi Ramazan abimiz yanımızda. Ben çok zor tanıdım. Eminim siz de zor tanıyacaksınız. Bayağı bir değişmiş Ramazan abimiz. Evet. Ramazan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Abi dolaştın testler herhalde. Neler hissediyorsun? Alabilir miyiz senden duygularını? Yani büyük bir keyif. Şampiyon olan 99'daki bir takımın prefabrikten ve toprak sahadan çıkıp şampiyon olan bir takımı gördük ve yaşadıktan sonra bugün bu tesisleri bir Göztepe Kulübü'ne kim kazandırsa hepsinden Allah razı olsun. Olağanüstü bir tesis yapmışlar birlik takımı için. İnşallah bunun semeresini de ligde, Petr Ligi'ne, Süper Lig'e çıkarken göreceğiz. Ama hakikaten çok güzel olmuş. Büyük keyif aldık. Bugün burada da onurlandık. Davet edildiğimiz için de çok mutlu olduk. Zaten biraz sonra Ceyhun olsun, Hasan olsun, Şevketler falan olsun, onlar da programa katılacaklar. Ama gerçekten bir Göztepe camiasına yakışar bir tesis olmuş. Ve çok mutluyuz, çok gururluyuz. Uzun yıllar sonra ben bu sene yurt dışındaydım, çalışıyordum. Uzun bir süre sonra İzmir'e yerleşmeye karar verdim. İnşallah keyif olacak, zevk olacak. Büyük bir zevk, mutluyuz, gururluyuz. Abi şampiyon olduğumuz sene Gürsel Aksel'de idman yapıyorduk. Ara sıra sanki Ali Atunar'da da yapıyorduk. Evet. Yine böyle göçebe hayatı. O zamanları anlatır mısın abi bize? Ya onu hani bazen anlatmak değil, yaşamak lazım. Rahmetli biliyorsun Erdoğan hocamız başımızdaydı. Birlikte çalıştık. Daha sonradan Oktay hocamız bizimle beraber devam etti. Gerçekten en önemli şey biliyor musunuz ne? Eğer takım içerisindeki arkadaşlığı sağlıyorsan, malzemecisinden, şoföründen, masörüne kadar eğer birlikte oluyorsan, inan paranın da hiçbir önemi yok. O zaman bir duygular öne çıkıyor. Para zaten bir şekilde kazanılıyor, az ya da çok. İşte o duyguların karşılığında benim hiç unutamadığım bir şeydir. Son maça çıkarken bir gün öncesi, Batman maçında sakatlanmıştım hatırlarsınız. Son maça çıkacağım zaman oynama şansımın hiç olmadı. Tüm futbol takımının gelip odamda beni ziyaret edip kaptan ne yapıp senin oynaman gerekiyor. İstersen 2 sene top oynama, istersen 3 sene top oynama ama bugün oynaman gerekiyor. Hepimiz Göztepe'nin tarihine geçmemiz gerekiyor demişti. Bunu özellikle Hasan olsun, Ceyhan olsun, o zamanki Aykut kardeşimiz, Ali Nail, Nailler olsun, Hasan. Bu konuda çok baskı yapmışlardı. Oynama şansımız zor oldu. Doktoru çağırmıştım. Doktor ne yaparız? Dedi ki Ramazan kader anı senin. Vururuz yine oynarsın. Çıktık aslanlar gibi de oynadık. Şampiyon olduk. Tarihe geçtik. Mutluyuz, gururluyuz. Cafer'in kafasını mı çıkarmıştın abi son dakikada? Böyle evet. Bize yüreğimiz ağzınıza gelmişti. 90+1'de falan da Cafer'in kafa topunu çıkarmıştım. Ondan sonra da 6 ay top oynamamıştım zaten sakatlığımdan ötürü. Çünkü oynama şansım yoktu. Ama bir tek şey var. 19 yıl sonraki şampiyonluğun tadı, keyfi, nasıl Ali abilerin, Nevzat abilerin zamanındaki UEFA kupasındaki 3 tur atlaması gibi olağanüstü bir keyifti. Ben Gençler Birliği'nde de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadım. Antrenörlük hayatımda da şampiyonluk yaşadım. Ama Göztepe'deki şampiyonluk bambaşka bir şampiyonluk. Bambaşka bir dünya. O zamanki taraftar, o zamanki türbün. Biz antrenman 10 bin kişiyle izliyorduk. Daha başka söyleyeceğim bir şey yok yani. Abi iyi ki gelmişsin, iyi ki seni tanımışız. İyi ki senin gibi futbolcular bizim formamızı terletmiş. Buraya da geldi, hoş geldin, bizi şereflendirdin. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda Bankası'ya çıkarlar. Suat Hoca ve ekibine, futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Sonuna kadar arkasındayız ve güveniyoruz. Çok sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Ramazan abi çok sağ ol.